2025 KPSS Tayfa. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Merhabalar. Tekuzem rehberlik uzmanı Rukiye Tuğba Boğa ben. Nasılsınız? Merhabalar. Herkes hoş geldi. 2025 KPSS Tayfa. Veysel Hocam hoş geldin. Şengül Hocam bak başladı. Hoş geldin Fatma Hocam. Oo benden önce bayağı bir yazışmalar olmuş. Beyza Hocam, Aleyna Hocam hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin yazı çok güzel geçiyordur. Umarım herkesin keyfi çok ama çok yerindedir arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm daha da iyi oldum arkadaşlar. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün neden buradayız? Şu anda bu seminere katılan herkes 2025 KPSS'ye hazırlanıyor değil mi? 25 kadroya özel bilgiler vereceğim. Teşekkür ederim Şengül Hocam. Ben de hoş buldum. Okey. 25 için hedefimiz yüksek, 25 için hedefimiz derece atanmak. Tamam. O zaman arkadaşlar öncelikle seminerimizde nelere değineceğiz? Bunlardan önden bir bahsetmek istiyorum. Bir girizgah gibi düşünün bu kısmı. Sınavı yakından tanımanız gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu an karşımda gördüğüm herkesi yani seminere katılan bütün öğrencilerimi derece öğrencisi olarak kazanan bir öğrenci olarak gördüğüm için öncelikle yapmanız gerekenler sınavı çok yakından tanımanız gerekiyor. Doğru ders çalışma yönteminin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ne zaman konu çalışıp ne zaman soru çözeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Tekrar periyotlarınızı neye göre ve nasıl hazırlamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve öğrendiğiniz bilgileri soru çözümüne hangi basamaklardan sonra aktarabileceğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ancak birçoğumuz tabii ki de bu soruların yanıtını bilmiyoruz. Bu seminerimizin yapılış amacı budur arkadaşlar. Saydığım özellikleri ve çok daha fazlasını seminerimizde öğreneceksiniz. O halde eğer herkes hazırsa arkadaşlar çayımızı kahvemizi aldıysak soğuk suyumuz da olabilir. Ben soğuk su içiyorum bu arada. Ve herkesin dikkati bendeyse arkadaşlar seminerimiz başlıyor. Hazır mıyız? Tabii ki ekran kaydı alabilirsiniz arkadaşlar. Müsaademiz vardır, iznimiz vardır. Bilmediğiniz kısımları özellikle ekran kaydını alın. 2024'e hazırlanan öğrencilerim seminerimizden ayrılabilirler. Çünkü seminerimiz 2025 kadroya özel bilgiler vereceğim. 24'de çok kısa bir süre kaldı arkadaşlar. Kalmak isterseniz kalın ama verdiğim bilgiler 24 sınavı için geçerli değil. Anlaştık mı? O halde ilk koşulumuz neydi? Sınavı ne kadar iyi tanıyorum? Arkadaşlar siz sınavı ne kadar iyi tanıyorsunuz? Öncelikle hanginiz hangi bölümlerden sınava giriyor? Kimler nerelerden katılıyor? Kimlerin hedefi ne? Kimler daha önce kaç kez girdi? Hızlıca bir tanışıp kaynaşalım bakalım. Ben de bu sırada size kendimden bahsedeyim arkadaşlar. Çok güzel. Aleyna Hocam A grubu ekonometri, İBF'li yani. Başka? Kimler nerelerden katıldığınızı da yazın. Daha önce girip girmediğinizi de yazın arkadaşlar. Hızlıca bir tanışıp kaynaşalım. Tarih var Pakize Hocam. Yozgat'tan ilahiyat mezunu. Ön lisans için geçerli değil bu seminerimiz Esma Hocam. İsterseniz kalabilirsiniz, isterseniz ayrılabilirsiniz. Seminerimiz yeniden söylüyorum 2025 KPSS Tayfa'ya özel. Bir iki kez girdim ama çalışmadan. Okul öncesi çok güzel benim meslektaşlarım da var. Beyza Hocam, Betül Hocam. Okul öncesi ilk defa sınava gireceğim hocam. Kendimi denemek amaçlı bu yıl sınava girdim ama eğitim bilimleri zorladı bayağı. Arkadaşlar laf aramızda bu yıl sınav bayağı zordu bu arada. Katılan öğrencilerden hep bu yönde geri bildirim aldım. Soruları ben de inceledim arkadaşlar. Soruların eleyicilik düzeyi epey yüksekti diyebilirim. Denizli okul öncesi. Ay ne kadar güzel. Okul öncesi öğretmenlerimiz çok fazla var. Sena Hocam edebiyat öğretmeni. Mezunum daha önce KPSS sınavına hiç girmedim. Bilgim yok. Wow. Özlem Hanım da hukukçu. Aramızda avukatlarımız da var. Çok güzel. Peki arkadaşlar girdiğiniz sınavı
Tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Yani nedir bu KPSS arkadaşlar? KPSS kaça ayrılır ya da siz hangi alanlardan sorumlu olduğunuzu biliyor musunuz? Mesela aranızda öğretmenlerimiz var ki ben de az önce söyledim. Ben de okul öncesi öğretmenliği mezunuyum arkadaşlar. Eğitim fakültesi mezunuyum. Çok uzun yıllardır tek uzamda öğrenci koçluğu ve rehberlik uzmanlığı yapıyorum. Ve yaptığım iş gereğince sınavları çok iyi tanımak durumundayım. Ve biz buna özel bir sistem geliştirdiğimiz için sınavı sadece yüzeysel değil derinlemesine tanıyan özel bir sistem hazırladık arkadaşlar. O yüzden bir kere ilk koşul girdiğin sınavı çok iyi tanıman gerekiyor. Çünkü tanımadığın sınava yönelik bir hazırlık yapamazsın. Mesela Merve Hocam edebiyat öğretmeni. Bir edebiyat öğretmeninin genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve ÖABT'ye gireceğini biliyor. Ya da Aleyna Hocam ekonometri mezunuydu. A grubu. Bir İBF mezunu öğrencinin KPSS A grubu ve genel kültür genel yeteneği girmesi gerekiyor ki eğer sınav türlerini bilmiyorsanız sayfada gördüğünüz ekranın kaydını alın arkadaşlar. Bu kayıtta hangi gruptan kaç soru geldiği de yazıyor. Bence bu sizin işinize yarar. Bu tabii ki yüzeysel kısım. Birazdan daha derinlere de ineceğiz. Şimdi arkadaşlarım, öncelikle size birkaç sorum var. Şu an bu seminerde olan kıymetli 25 sayfa öğrencilerim, nasıl çalışırsanız maksimum verim alabileceğinizi biliyor musunuz? Bakın bu birinci sorum, çok önemli. Kimler biliyor, kimler bilmiyor? Nasıl ders çalışırsanız maksimum verimi alabilirsiniz arkadaşlar? Bunun yanıtını bana verebilecek olan var mı içinizde? Merve Hocam diyor ki hocam ben bilmiyorum bunun için seminere katıldım. Evet, aynen öyle. Geliyorum ikinci soruma. Peki arkadaşlar sizce soru çözümüne konuyu tam olarak öğrendikten sonra mı geçilmeli? Pakize Hocam diyor ki hayır. Ne zaman geçilmeli o zaman? Aleyna Hocam da diyor ki evet. Münazara başlatıyormuşum. Evet diyenler, hayır diyenler. Arkadaşlar yanıtlarınızla birlikte gerekçelerinizi de bana yazın. Neden evet, neden hayır? Onları da tartışalım. Peki arkadaşlarım, netlerinizi arttırmak için sadece konu çalışıp akabinde soru çözmeniz sizce yeterli mi? Yani bu yöntemi uygulayan her öğrencinin netleri artar mı? Pakize Hocam diyor ki testlerle pekişiyor bence. Aynen öyle. Gelin bu üç önemli soruyu ki bu üç sorunun yanıtını doğru veren ve doğru vermekten ziyade doğru uygulayan bir öğrenci kesinlikle bu sınavda başarılı olur arkadaşlar. Ama asıl önemli olan biz bunların sırasını, biz bunların düzenini, biz bunların evetini, hayırını bilmiyoruz. Bize göre evet de olabiliyor, hayır da olabiliyor. Hayır aslında belirli bir kuralı ve kaidesi var ve bu kişiden kişiye göre de değişiyor. O yüzden gelin bakalım bu üç sorunun ortak olduğu konuyu hep birlikte bizim Tekozem'in meşhur örneği Ali ve Veli üzerinden detaylı bir şekilde ele alalım arkadaşlarım. Hazırsanız Ali'miz ve Veli'miz geliyor. Karşınızda efendim takdim ediyorum Ali ve Veli. Arkadaşlar Ali ve Veli'nin çok fazla ortak özelliği var. Ortak özelliklerinden biri aynı mahallede aynı yıl doğmuş olmaları. Aynı okulda aynı sınıfta okumuş olmaları hem de yıllarca. Aynı öğretmenlerden ders almış olmaları ve aynı kitaplardan ders çalışmış olmaları. Üstelik ders çalışma saatleri ve ders çalıştıkları toplam sürenin dahi aynı olması ve bu ortak özelliklerle birlikte aynı çalışmayı yapan Ali ve Veli tabii ki aynı sınava giriyor. Sınav geliyor, çatıyor ve arkadaşlar Ali başarısız olurken Veli başarısız oluyor. Peki size bir soru. Tamamen aynı şartlara sahipken neden Ali başarısız olurken Veli başarılı oluyor? Herkesten yanıt bekliyorum. Herkesin cevabını tek tek okuyacağım. Bakalım kim doğru cevabı verecek? Perihan Hocam diyor ki stres yönetiminin farklı yapmaları. Evet, bir kriterden biri bu. Başka genel olarak ne arkadaşlar? Bunun ortak bulunduğu alanın adı ne? Süre yönetimi doğru. Başka yok mu arttıran? Algıları bireysel farklılık. Bahar Hocam hoş geldin.
Bizim kayıtlı öğrencimiz olduğun nasıl da belli, sana kalpler gönderiyorum. Bahar Hocam bizim İngilizce ÖABT 2025 kurslarımıza kayıtlı öğrencimiz. Hoş geldiniz. Verimli çalışma yöntemini bilmiyor demek ki. Aynen öyle. Pakize Hocam sana alkış gönderiyorum. Elif Hocam da diyor ki anlama ve uygulama farklılığı aynen öyle. Bayağı farkındalığı yüksek bir kitle var bugünkü seminerimizde. Beni çok mutlu etti arkadaşlar. Çoğunluğumuz öğretmeniz, bunun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Bilincimiz çok yüksek. İşte bu semineri yapma amacım bildiğimiz şeyleri artık uygulayabilelim arkadaşlar. Ben bunu istiyorum. Çünkü sadece bilmek yetmiyor biliyorsunuz ki. Şimdi geliyorum yanıtına. Evet, Ali Veli gibi çok çalıştı. Ama arkadaşlar boşa çalıştı. Ali başarısız oldu çünkü Ali kendi öğrenme yapısına uygun ders çalışmadı ve şunu asla ve asla unutmuyoruz arkadaşlar. Her öğrenci öğrenir ama her öğrenci farklı öğrenir. Yani hepimiz birbirimizden farklıyız kıymetli öğrencilerim. Ve ben bu seminere katılan İdealist 2025 öğrencilerime kendi öğrenme yapılarını keşfedebilecekleri, kendi bireysel farklılıklarını ortaya çıkarabilecekleri, sadece tek özemde uygulanan eğitim analizimizi ücretsiz bir şekilde hediye edeceğim. Çözmeyenler bu analizi çözebilecekler ve çıkan sonuçlara şaşıracaksınız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bir analiz beni nasıl bu kadar tasvir edebilir? Bir analiz beni nasıl bu kadar yakından tanıyabilir? Diyeceksiniz ve karşınızda arkadaşlar analizini çözmüş, kayıtlı bir öğrencimiz Ayla ve yanında da çözülen analizin sonuçları. Şimdi özellikle öğretmen olan öğrencilerim bu kavramlara çok da yabancı değiller ama ben herkesin bir 10 saniye dikkatini verip karşınızda bulunan öğrenme kimliğini inceleyip yorumlamanızı istiyorum arkadaşlar. Bakalım kimlerin hangi özellikler neden dikkatini çekecek? Sadece 10 saniye odaklanalım. Analiz sonucuna bakalım ve bu öğrenci sizin öğrenciniz olsaydı bu öğrenciyi nasıl yönlendirirsiniz? Herkes chat paneline yazsın. Evet Perihan Hocam. Fatma Hocam, eğer atanmayı istiyorsan doğru yerdesin. Aramıza hoş geldin. 10 saniye sessiz kalacağım. Herkes analiz sonuçlarına bakıyor. Bakalım aynı şeyleri görebilecek miyiz? Bir yandan bakarken bir yandan yorumlarınızı yazın bana arkadaşlar. Mesela ben bir yandan da Ayla'nın sonuçlarını şöyle bir yorumlamaya başlayayım bir öğrenci koçu olarak. Aleyna Hocam diyor ki stresini azaltmak için rahatlatıcı konuşmalar yapardım. Evet ama peki Aleyna Hocam stresinin kaynağına inmez miydin? Şimdi sen stresli olduğunu gördün, onu rahatlattın ama yarın ya yine stres yaparsa? Aslında arkadaşlar sorunları temelinden çözmek daha mantıklı değil mi? Evet Bahar Hocam diyor ki hocam Ayla'nın stresi çok yüksek, bu durum öğrenmesinin önüne geçer diyor. Aynen. Peki içinizde de stresliler var arkadaşlar. Bu öğrenci varsayın ki sizsiniz. İşte kendimizi böyle analiz etmediğimizde eksik yönlerimizi bilmiyoruz arkadaşlar. Yani ben şu an bir öğrenci koçu olarak, şu an bir öğretmen olarak Ayla'nın sonuçlarına bakarak şunu net bir şekilde diyebiliyorum ki Ayla, senin unutma hızın çok yüksek. Bu ne demek? Çabuk unutuyorsun. Bu ne demek? Sık tekrar yapacaksın. Sana çözüldü mü? Tekrar periyodunu neye göre oluşturdum arkadaşlar? Tekrar periyodu neye göre oluşturulur? Unutma hızına göre. Peki sen kendi unutma hızını bilmedikten sonra nasıl bir tekrar periyodu oluşturacaksın ya da oluşturabilecek misin? Tabii ki de hayır. Ya da ben Ayla'nın sonucuna baktığımda, Ayla senin stres seviyen çok yüksek. Stresinin temel kaynağı programsız çalışman, stresinin temel kaynağı kendine güvenmemen ve stresinin temel kaynağı nereden nasıl başlayacağını bilememen. Arkadaşlar ben öğrenci koçuyum ve stresli bir öğrencinin neden stresli olduğunu biliyorum. Sınava hazırlanıyorsa, stresliyse arada güven problemi var. Öğrenci kendine güvenmiyor. Peki bir öğrenci kendine neden güvenmez arkadaşlar? Yaptığı çalışmadan verim alamadığı için.
Karşılığını alamadığı için kaybedeceğim zannediyor. Yani Aleyna Hocam, senin söylediğin şey doğru olmakla birlikte bir tık eksikti. Geçici çözüm değil, kalıcı çözüm. Yani stresinin temel kaynağı programsızlıksa, ben bu öğrenciye ona özel bir program hazırlayarak stresini kökten ortadan kaldırabilirim, değil mi? İşte siz de bu eğitim analizine girdiğiniz zaman kıymetli öğrencilerim, analizinizde bütün zeka tipiniz, öğrenme hızınız, dikkat dağınıklığınız, stres, kaygı, öğrenme karakteri, öğrenme yöntemi, tüm özelliklerinizi ölçmüş olacaksınız kıymetli öğrencilerim. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar, sadece kendinizi tanımak, yani nasıl öğrendiğini, tekrar periyodunu oluşturmanı bilmekle yetinmemelisin. Çünkü bu sınav sorulardan oluşuyor. Sorular konulardan oluşuyor. Konular bilgilerden oluşuyor. Yani arkadaşlar, örnek veriyorum. Genel kültür, genel yetenekten bahsedeyim. Genel yetenek, genel kültürde toplamda 120 tane soru var. Ve 120 soruda toplam 64 tane konu var, 5 tane ders var. Peki kim diyebilir ki, hocam ben 5 dersin 64 konusunun da tek tek hangi konuda hangi seviyede olduğumu biliyorum. Kim diyebilir arkadaşlar? Bunu ölçen biri var mı? Mesela 64 konunun 10 tanesinde temel seviyedeyim, 10 tanesinde ileri seviyedeyim, 10 tanesinde orta seviyedeyim. Arkadaşlar, bunları siz bir öğrenci olarak ölçümleyemezsiniz. Çünkü bu mümkün değil. Belki ders ders bile ölçümleyemezsiniz ki genelde şu dönem tam erken kayıt dönemi. Herkesin böyle yana döne kurs araştırdığı, geç kalmayayım hocam, erkenden başlayayım, rakip elemeye şimdi başlayayım diye istekli öğrencilerle yoğunluklu görüşmeler yaptığım bir dönem. Ve benim en çok aldığım soru şu arkadaşlar, öğrenci seviyesini bilmiyor ve seviyesini bize soruyor. Yani hocam benim seviyem ne, ya da hepsinde sıfırımdır. Ama diyorum ki sen geçen yıl dershaneye gitmedin mi? Hocam gittim. Tamam, dershane sana belli bir bilgi birikimi katmadı mı? Katmıştır. Gel bunu ölçelim o zaman. Neden bildiğin konuyu yeniden çalışasın ki? Senin vaktin mi bol? Arkadaşlar, şu bir gerçek. KPSS öğrencilerinin en büyük sorunu vakit. Bakın, ben birçoğunun çalıştığını, evde olduğunu, çocuklu olduğunu, okuduğunu, staja gittiğini, farklı sorumlulukların olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden sizin zamanı o kadar iyi kullanmanız gerekiyor ki, bak bunu daha dönemin en başında söylüyorum. Çünkü şunu biliyorum, Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta hocam yetiştiremedim, seneye kalsın diyeceğinizi biliyorum. Bu gerekçeyi kullanmamanız için şu an herkesten önce sizin başlayıp zamanı doğru bir şekilde planlayıp periyotlarınızı kendinize göre oluşturup rutininizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ama bunun için arkadaşlar, sizin derslerde sahip olduğunuz seviyelerinizi tek tek bilmeniz gerekiyor. Yani Bahar hocam bilecek ki ben matematikte temel seviyedeyim. Temel seviyede olan bir öğrenci ne yapar? Ön hazırlık. Aleyna hocam diyecek ki ben iktisatta orta seviyedeyim. Orta seviyede olan bir öğrenci ne yapar? Konu tekrarı. Pakize hocam diyecek ki ben vatandaşlıkta üst seviyedeyim. Hocam 5. seviyedeyim. Vatandaşlık benim en sevdiğim ders ve geçen yıl ben bu dersi işledim, bitirdim, eleğimi eledim, astım. Ben bu derste gidip ön hazırlık, konu anlatım, o bu şu, çalışmama gerek yok. Seviyeme uygun çalışmam gerekiyor. Eğer ben vatandaşlıkta üst seviyedeysem arkadaşlar, gideceğim ve pekiştirme soru çözümü yapacağım. Yani o seviyemi koruyacağım. Öyle değil mi? Yani tam olarak eksik analizi yapılıp eksiklikleri belirlenip eksiklikleri kapatmaya yönelik bir çalışma yapsanız arkadaşlar, sizce de her şey çok daha kolay olmaz mı? Aynur hocam, bizim derslerimiz Eylül ayında başlıyor. Kesinlikle çok daha kolay olur. O yüzden arkadaşlar, bir analize girip öğrenme yapımızı, psikolojik yapımızı ölçeceğiz. Az önce bir öğrencim analize nereden gireceğimizi sordu. Birazdan öğrenci paneline birlikte gireceğiz ve eğitim analizlerimizi nereden nasıl çözmeniz gerektiğini ben size anlatacağım arkadaşlar. Ay Ebru hocam, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Evet, sen bizim kayıtlı öğrencimizsin.
İsmin çok yabancı gelmedi. İyi ki de katıldın, neşe getirdin seminerimize. Eğer siz de bizim kurslarımıza kayıt olursanız arkadaşlar, hem eğitim analizleriyle sizin öğrenme yapınızı ve psikolojik yapınızı ölçeceğiz. Hem de artı olarak arkadaşlar, sorumlu olduğunuz kaç tane ders varsa, bakın öğretmenlerim için söylüyorum, ÖABT'si ayrı, eğitim birimleri ayrı, genel kültür genel yeteneği ayrı. A grubu öğrencilerim için söylüyorum, A grubu ayrı, genel yetenek genel kültür kısmı ayrı. Kaç tane dersten sorumluysanız arkadaşlar, sorumlu olduğunuz bütün derslerde biz sizi daha kayıt olur olmaz seviye belirleme sınavına alacağız. Ve orada yapay zeka diyecek ki, Ebru bu derste bu seviyede bunu çalışacak. Ayşe bu derste bu seviyede bunu çalışacak. Fatma bu derste orta seviyede tekrar yapacak. Ayşe işte bu derste ileri seviyede alıştırma soru çözümü yapacak gibi sizi yönlendirecek. Yani öncesinde eksik olduğunuz kısımları analiz edeceğiz. Sonra o eksiklikleri kapatmak, doldurmak için kalan zamana uygun, tamamen size özel, tamamen sizi merkeze alan bireysel ders çalışma programınız arkadaşlarım hazırlanacak. Bence bu ekranın çıkıt diye kaydını alın. Evet, çok sevindim Ebru Hocam. Herkes ekran kaydını aldıysa geliyorum yeni sorularıma. Fatma Hocam diyor ki, hocam ben de kayıt olmak istiyorum çünkü elimde sadece soru bankam var, yetişemem. Fatma Hocam yetişemezsin ve yetişmeyi geç. Sadece soru bankası sana bir yönlendirme desteği, eksik analizi, bir program yapmaz. Bakın arkadaşlar, bu sınavı kazanmak istiyorsanız programlı ve disiplinli olmak zorundasınız. Burada bir el sıkışalım. Burada bir anlaşalım. Ben disiplinsizim. Ben programa uymam. Ben rutin insanı değilim. Ben isteksizim diyorsanız, inanın arkadaşlar, paranıza yazık. Hiçbir yere kayıt olmayın. Bakın, ben istekli öğrenci istiyorum. Ben özellikle kaydını aldığım öğrencilerimde de o enerjiyi hissediyorsam kaydını alıyorum. Çünkü bu zor bir iş. İstek lazım. İsteyen her şeyi başarıyor. Biz başarması için bütün içerikleri zaten sağlayacağız ama merkezdeki öğrenci istekli ve azimli olmak zorunda. Şimdi geliyorum kıymetli öğrencilerim. Lütfen 2025 için hocam erken, hocam bir tatil yapalım, bir kafamızı dinleyelim. Hadi bir bismillah. Yeni sınavdan çıktık. Oydu, buydu, şuydu. İstemeyen kişilerin bahaneleri vardır arkadaşlar. İsteyen kişilerin ise gerekçeleri vardır. O yüzden ben sizi bahaneci tayfada değil, istekli tayfada, ben bunu yapmak zorundayım çünkü bana bu yakışır. Ben başarılı olmak zorundayım çünkü öğrencilerim beni bekliyor. Benim aileme karşı bu duyguyu yaşatmam gerekiyor çünkü onlar bana çok emek verdiler. Çünkü ben şu an hak ettiğim yerde değilim. Ben şu an istediğim koşullarda değilim. Benim istediğim koşullara ulaşmam için hemen şimdi şu an ertelemeden 25 sayfasını açmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ertelemiyoruz. Verimli ders çalışıyoruz ama verimli ders çalışmak için önce analizlere girip verimli çalışma yönteminizi keşfediyorsunuz. 3. Seviyenize göre çalışma türü yapıyorsunuz. Bunun için seviye belirleme sınavlarına gidip önce seviyenizi gerçekten azimlerin yarışı, azimlerin savaşı. Hiçbir zaman IQ ya da zeka ölçmedi. KPSS'nin ölçtüğü şey senin istekliliğin, senin psikolojin. O yüzden riske atmıyorsun ve bu yıl atananlar listesine ismini yazdırıyorsun. Bunun için arkadaşlar, ben şimdi istiyorum ki birlikte tekuzam.com'a girelim. Size söz verdiğim eğitim analizine nereden girişte bakalım. Yapay zeka sistemini güzelce bir inceleyelim ve ona göre girin, siz de örnek alandan, demo alandan faydalanın. Hatta eminim araştırma yapıyorsunuzdur, sadece bizi değil diğer bütün kurumları da. Hepsine bakın ve en uygun, en sizin mantığınıza yatan ve en sizi gerçekten takip edecek, tanıyacak ve merkeze sizi alacak sistemi bulun ve kayıt olun. Bir an evvel de başlayın arkadaşlar. Şimdi bakalım, ben kullanıcı adıma ve şifreme bakıyorum.
Hemen sisteme gireceğim. Ben sisteme girerken siz de seminerden sonra sisteme gireceğiniz için arkadaşlar ilerlettiğim adımları çok iyi bir şekilde lütfen inceleyin, olur mu? Kullanıcı adım KPSS derece 2025 etekuzam.com. Arkadaşlar hepiniz bu seminere girmek için zaten bir kullanıcı adı ve şifre belirlediniz. Biz size de bunları gönderdik. O bilgilerle gireceksiniz. Evet Elif Hocam, kayıt altına alın, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şimdi hoş geldiniz yapay zeka sisteminin öğrenci panelinin giriş kısmına. Arkadaşlar burası direkt sizin şu sol üst köşede adınız soyadınız çıkıyor zaten. Bilgisayardan giriyorsanız format bu. Telefondan giriyorsanız arkadaşlar şöyle görünecek. Şöyle görünecek. Telefondan girecekler bu kısmı özellikle lütfen daha yakından izlesin. Bu üç noktaya tıkladığımızda arkadaşlar bekleyen görevler var. Bekleyen görevlerin içerisinde patenti TekUZEM'e ait olan sadece bizim yaptığımız, sizin bütün öğrenme yapınızı ve psikolojik yapınızı ölçecek olan analiz, işte o kıymetli, o çok övdüğüm, anlattığım analiz bu. Buna tıklayıp teste başla diyorsun. Sadece 10 dakikanı ayır, sessiz bir odaya çekil, dikkatini topla, verdiğin yanıtların senin yanıtların olduğuna emin ol. Buradan analizi çöz. Analizi çözdüğünde rehberlik alanında buraya öğrenme kimliğin, çalışma önerilerin ve sana özel çektiğimiz özel içerikli seminerlerin yüklenecek. Bu da senin ödevin olsun. Bunları güzelce gir ve incele. Gerekirse PDF olarak çıkar ve masana as. Geliyorum arkadaşlar. İkinci görevim ki ikinci göreve sadece kayıt olan öğrenciler, yani kursu satın olan öğrenciler erişebiliyor. Ben genel kültür, genel yetenekten hazırlanıyorum. Örnek veriyorum. Arkadaşlar sistem benim 5 dersim var dedim ya. 5 dersteki seviyemi de ölçüyor. Bakın matematik için ayrı bir seviye belirleme sınavına, Türkçe için ayrı, coğrafya için ayrı, tarih ve vatandaşlık için ayrı. Ve bunlara baktığımda arkadaşlar her birinde yüzlerce soru var. Bak matematikte 260 dakika 130 soru. Neden biz matematikte 30 soru yapıp geçmiyoruz diğer kurumlar gibi ya da dershaneler gibi? Çünkü matematikte 33 tane konu var ve 33 konuda da seviyen farklı olabilir. Mesela Elif Hocam, senin problemlerde seviyen temel seviyede olabilir ama üstü sayılarda ileri seviyede olabilirsin. Ders olarak değil, genelden özeleyin. Dersteki seviyen farklı, dersin içindeki 33 konudaki seviyen farklı. Bu kadar çok sorunun olmasının sebebi de arkadaşlar, ders ders yapay zekanın sizin seviyenizi ölçüyor olması. Sorular müthiş kaliteli. Bak, 181 soru var, Türkçe'de 162 dakika var. Yani her bir soruya 2 dakika süre veriyor. Ve bu testleri çözdüğünüzde yapay zeka sizin seviyenizi hesaplıyor. O tabloyu ekran kaydı aldırmıştım ya. Diyor ki Türkçenin cümlede anlam konusunda ikinci seviyede. İkinci seviyede bir öğrenci ne yapar? Başlangıç seviyesindesidir, seviyesindedir. Konu anlatımı çalışır. Ya da coğrafyanın yürütme konusunda ileri seviyede. İleri seviyede olan bir öğrenci ne yapar? Alıştırma soru çözümü yapar gibi gibi gibi. Yani önce sizin seviyenizi ölçüyor sistem. Önce sizi çok yakından tanıyor. Sonra çıkan sonuçlarınıza göre size özel bireysel bir ders çalışma programı hazırlıyor arkadaşlar. Ve sisteme girdiğinizde lütfen kampüse girin. Burada bizim örnek derslerimiz var. Video dersler alanında hocalarımıza bakın, kadromuza bakın. Bakın derslerimizi nasıl işliyoruz, bunlara bakın. Ders notlarına girin. Örnek içerikler, piyasadaki minimum 4 farklı kaynağı tarayarak oluşturduğumuz PDF içerikler. Kayıt olduktan sonra tüm içerikler yükleniyor. Online sınavlarda örnek denemeler, her şey var. Ve bu sistemin arkadaşlar en güzel özelliği sizi haftalık olarak raporlaması. Yani siz kayıt olduğunuzda hedef puanınızı buraya gireceğiz ve sen şu an kaç puan alabiliyorsun? Diyelim ki hedefin 90, sen 60 puan alabiliyorsun. Aradaki 30 puanı bu bir yıllık süreçte kapatmak için yapay zeka seni yönlendirecek. Kapatmak için seni takip edecek. Yani sen her hafta hedefine ne kadar yaklaştığını görebileceksin arkadaşım. Yapay zeka sana haftalık olarak verimlilik raporu, ders çalışma karnesi gönderecek. Oradaki verimliliğine göre yeni haftanın programını oluşturacak. Sizce de müthiş bir şey değil mi arkadaşlar? Bu neyi sağlar?
Fatma Hocam, ücret bilgisi vereceğim. Aynur Hocam, seviye belirleme sınavlarını sadece kayıtlı olan öğrenciler çözebiliyor. Düzeni sağlar değil mi arkadaşlar? Ben haftalık olarak, bak düşün, sınava 50 hafta var. 50 tane program hazırladım sana. Bu programa uydun, buna uymadın, buna uydun, buna uymadın. Yani sen o hafta 5 puan mı yaklaştın hedefine? Koy cebine 5 puanı. 10 puan mı yaklaştın? 2 puan mı yaklaştın? O hafta hiçbir ilerleme kat edemedin mi? Bunu benim sana söylemem. Düşün ki bir diyetisyene gittin. Haftalık kilo kontrolü var arkadaşlar. Tartılıyorsun. Bak bazı haftalarda hiç kilo veremiyorsun. Bazı haftalarda 5 kilo veriyorsun. Bu ne demek? Bak kilo verdiğinde... Sen ya demek ki ben bundan verim alıyorum, istikrarımı bozmayayım diyorsun değil mi? Aynı şey ders çalışmak için neden geçerli olmasın arkadaşlar? Sen bir şeye çalışıyorsun, öğrenip öğrenmediğini benim sana söylemem. Ya öğrendin, harika gidiyorsun, devam et diyorum. Öğrenemediysen yöntemini değiştir, daha çok çalış diyorum belki de. Yani yapay zeka sizin an be an bütün çalışmalarınızı takip ediyor arkadaşlar. Ve şu an kayıt olduğunuzda yapay zeka koçluk sistemine bir yıl boyunca sahip olup gün be gün programınız, haftalık raporunuz, takibiniz, her konu sonunda konu tarama testiniz, dönem boyunca Türkiye geneli denemeleriniz, canlı dersleriniz, Eylül ayında canlı dersler başlıyor arkadaşlar. Bizi uzun yıllardır bilen biliyor. Biz bu yıl 10. yılımızdayız. Türkiye'de de açılan ilk uzaktan eğitim kurumu biziz. İsmimizden de anlayabileceğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışıyoruz ve biz online bir dershaneyiz. Yani bir dershaneye gidip o kadar yüklü meblağlar ödeyip de bireysel bir hizmet alamamaktansa bizim sistemimizde kayıt olup hem bireysel bir sanal koçluk alıp hem de dershaneyi senin evine getirmemiz, birebir Ankara'nın en iyi hocalarıyla direkt karşılıklı canlı derslere girmen, bu derslerin kayıt altına alınıyor olması seni hem zamansal hem de maddi olarak çok fazla artıya taşıyacak arkadaşlar. Devir, ekonomi devri, üzülerek söylüyorum. Zaman yok. Ne yazık ki maliyet de çok düşük. Yani bütçelerimiz aşağı yukarı belli. Özel sektörde çalışan öğrencileri biliyorum. Ücretli öğretmenler asgari ücret bile alamıyor. Bunu da biliyorum. Biz böyle bir dönemde yaşayıp da gidip dershaneye neden 100 bin verelim ki? Var mı böyle bir bütçemiz? Fatma Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bence geç olsun güç olmasın. O halde ücreti soran arkadaşlarım. Arkadaşlar bu arada dipnot A grubu, genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri. Bunların hepsinin canlı dersleri var. ÖABT'nin dersleri güncel video. ÖABT'ye kayıt olan öğrencilerin video ders alacaklar ÖABT kısmında. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimlerinde canlı ders alacaklar. O zaman üçlü paketten başlayalım. Arkadaşlar ÖABT'si olan bölümlerim DİKAP, fen, tarih, sosyal, İngilizce, okul öncesi, sınıf ve BESYO. Bu 8 alanda ÖABT kursum var ve üçlü paketlerin tamamı şu an erken kayıt sürecinde. Sadece ve sadece GGK eğitim ÖABT artı yapay zeka kayıt olduğun günden 2025 sınavına kadar birlikteyiz, yan yanayız ve can canayız arkadaşlar. Sizin hedefiniz bizim hedefimiz. Sadece 7.999 lira. Peki hocam, ben seminere girdim, o kadar samimiyet oluşturdum sizinle. Bize özel bir indiriminiz yok mu diye soracak olursanız, tabii ki var arkadaşlar. Hepinizin başımın gözümün üzerinde yeri var. Sizin için küsurat kısmını almadan 7.000 TL'den yardımcı olacağım. Üçlü pakete kayıt olacak öğrencilerim. GGK Eğitim ÖABT ve yine bir müjdeli haberim daha var. 2025 paketine kayıt ol. 24 sana hediye edilsin ve çalışmalarına kayıt olduğun gün hemen başla. Yani Eylül'ü beklemiyoruz arkadaşlar. Bizim için bir gün bile çok önemli. Ben sana o bir günde bir konu çalıştırıp belki de 3 net yaptırabilirim. O yüzden ötelemiyoruz, ertelemiyoruz ki eğer ertelerseniz de arkadaşlar unutmayın, ertelediğiniz kişi ben değilim. Kurum Tekuzem değil. Eğer bir şeyi erteliyorsanız kendiniz erteliyorsunuzdur. Üzülerek söylüyorum. Hayaller ve gelecek ertelenemeyecek kadar önemli bizim için. O yüzden o gün bugün diyorum. Geliyorum GGK ve eğitim bilimlerine.
Aynur hocam, ücretler revize edildi. Ayın 15'inden önce kayıt olduysa 15'inden önce tutarlar düşüktü. Bu arada her ayın 15'i ve her ayın 1'i de ücret revizesi oluyor. Sen yine WhatsApp'tan yaz, biz sana yardımcı oluruz Aynur hocam. Arkadaşının numarasını iletirsin. Sana bir de ekstra referans indirimi yaparız. Hemen üye olmak istiyorum diyor Fatma hocam. Şimdi gelelim bir de A grubu öğrencilerim kimler de alandan kimler hazırlanıyor A grubu? Parmak kaldırsın. Elif hocam çok teşekkür ederim. A grubu kayıt olmak isteyenler kimler, ona göre ücret bilgisi vereceğim. Eğer A grubundan kayıt olacak öğrencilerim varsa içinizde arkadaşlar A artı B. Mehmet hocam A artı B, bak alan artı B grubu Pakize hocam. Normal ve ikisi de canlı, haftanın 5 günü A 2 günü B, 7 gün full bizimlesin. Canlı canlı Türkiye'nin en iyi KPSS hocaları girecek arkadaşlar. Bütün dersler canlı, ÖABT hariç. Bunun altını çiziyorum, bakın yanlış anlaşılma olmasın. A artı B 11.725 ama tabii ki de ben 1.725'lik küsuratı almayacağım. 10.000 TL'ye A artı B'ye bugünden kayıt ol. Sınava kadar birlikte gidelim. 2024'te hediye. Sadece A 7.999 lira Mehmet hocam, 7.000 liradan yardımcı olurum. Ve arkadaşlar eğer kredi kartı kullanıyorsanız eğitim ödemesi olarak düşük faizlerle kredi kartına 12 aya kadar taksit var. Peşin ödeme de yapabilirsiniz. Kayıt olur olmaz hemen seviye belirleme sınavlarınız, analizleriniz yükleniyor. Rehberlik uzmanınız benim arkadaşlar. Dönem boyunca bana ihtiyaç duyduğunuz her alanda görüşüyoruz. Kayıtlı olan öğrencilerimle daha ayrı, daha samimi, kapsamlı seminerlerim olacak. Eylül'de dersler başlıyor. Eylül'e kadar ısınma kampı, videolarla bütün ön hazırlıklar bitiyor. Eylül'e dolu dolu, bomba gibi ayakları sağlam basan bir ekiple canlı derslere başlıyoruz arkadaşlar. Var mı farklı sorularınız? Şimdi ben sistem yöneticimden rica edeceğim. Ebru hocam çok tatlısın. Sana yeniden kalplerimi gönderiyorum ve hepinize. Sistem yöneticimden rica edeceğim. Bu ayrıcalıklı indirimi, dev indirimi kaçırmamak, hemen kayıt olmak, hemen tek uzemli olmak ve hayalleri için o en önemli ilk adımı atıp karar vermiş öğrenciler içerisinde yer almak isteyen öğrencilerimin tıklayacağı linki sistem yöneticim Muhammed hocam ilettim. Arkadaşlar bu indirimden sadece bu linke tıklayanlar faydalanabiliyor. Çünkü bu indirim sadece seminer özel bir indirim. Aynur hocam sen WhatsApp'tan yaz. Senin durumun biraz daha farklı. Seninle özel görüşsün öğrenci koçlarımız. Linke tıklayanları öğrenci koçlarımız bugün akşam 7'ye kadar arayıp bütün sorularınızı yanıtlayıp kayıt işlemlerinizi tamamlayıp hemen bugün ders kayıtlarınızı açacağız arkadaşlar. Sonra da kayıt olan öğrencilerin tamamını özellikle ben arayacağım. Sisteme birlikte gireceğiz. Rehberlik sürecinizi ben ilerleteceğim. Tanıyor mu? Çok güzel. Ama sen yine de şeyden yaz. Ha, Barış Bey, evet. Hocam yine de linke tıkla, çünkü seminer indirimini kaybetmemen için linkten geldiğini bizim bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar çok tatlı öğrenci koçlarımız var. Çoğu zaten öğretmen, eğitimci. Yıllardır birlikte çalışıyoruz ve çok deneyimliler. O yüzden aradığınızda sınavla ilgili, atamalarınızla ilgili ya da ekstra bizim kurs içeriklerimizle ilgili merak ettiğiniz ek bir detay olursa lütfen aradıklarında sorun. Bizim mottomuz arkadaşlar, biz tek uzem olarak bakın diğer kurumlar gibi öğrenci siteden satın alsın, bilmeden kayıt olsun değil. Öğrenci her şeyi bilsin, bilerek kayıt olsun. Biz öğrencilerimize değer veriyoruz, sizleri çok seviyoruz. O yüzden her birinizle özel özel görüşmeler yapıp kayıtlarınızı bu görüşmelerin sonunda alıyoruz arkadaşlar. Seminerimiz bitiyor Fatma hocam. Biter bitmez hemen seni aratacağım. Eğer sorularınız yoksa arkadaşlar ben kaçar. Aramamı bekleyen öğrencilerim var. Kayıtlı öğrencilerim. Dediğim gibi rehberlik uzmanı olduğum için arkadaşlar kayıtlı öğrenci süreci tamamen bende. Sizleri de öğrenci koçlarımız arayacaklar arkadaşlar. Umarım hepiniz tek özemli olursunuz, bu ayrıcalığa sahip olursunuz ve dönemin sonunda hepinizin atanma haberlerini yine bir kayıtlı öğrenci seminerinde alkışlayarak kutlarız arkadaşlar.
Aynur hocam, ben de sizi çok sevdim. Yazın öğrenci koçlarımız arasın, yardımcı olsun. İndirimin son günü arkadaşlar. Bugün akşam 7'ye kadar zaten arayacağız ama en geç ailemle görüşeceğim. Eşimle görüşeceğim. Kredi kartı bulacağım. Ücreti temin edeceğim falan gibi ekstrem durumlara karşı. Yarın 5'te indirim sonlanıyor, haberiniz olsun. Yarın 17'ye kadar bahsettiğim koşullar, bahsettiğim indirim geçerli. Meryem hocam, başarı oranımız %92,3. Perihan hocam, ben okul öncesi öğretmeniyim. Aynı zamanda öğrenci koçuyum. O halde kendinize çok çok iyi bakın. Meryem hocam, her 100 öğrenciden 92'si hedefine ulaştı. Sayfamızı ziyaret edin. Atanan öğrencilerimizin belgeleri ve söyleşileri var. Biz çok köklü bir kurumuz arkadaşlar. Araştırabilirsiniz bizi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Aynur hocam, özel, yani sana özel bir inisiyatif sağlarım. Hani ekstrem durumlarınız varsa yazın. Ona göre ben tabii ki de hiçbir öğrencimi boş çevirmem arkadaşlar. Sonuçta burada geleceğiniz söz konusu. Yani bu satın aldığınız şey bir bardak değil ya da bir bilezik değil. Hani bunu alsam da olur, almasam da olur değil. Bu sınavı kazanmak istiyorsan senin bu eğitime ihtiyacın var. O yüzden nefes almayı istediğin gibi bu eğitime kayıt olmayı istemen ve ders çalışmayı istemen gerekiyor arkadaşlar. Bakın, her şeyin başlangıç noktası az önce de ilettiğim gibi istemek. İsterseniz her şeyi başarırsınız ve biz size yardımcı oluruz. Ama istemezseniz arkadaşlar, en iyi sistemde olsa, en iyi öğretmen, en iyi koç, en iyi rehberlik dahi fayda etmez. O yüzden motivasyon içten gelir, dışarıdan desteklenir. Ama iç motivasyon, iç özgüven yoksa, üzülerek söylüyorum, hiçbir şey kar etmez. Hocam, sadece GGK eğitim bilimleri normalde 6500 lira. Ben sana oradan 5500 liraya yardımcı olacağım. 5,5. Arkadaşlar, tutarları yeniden ileteyim. Bakın, 7000 TL üçlü paket. 5500 TL ikili paket. Aynur hocam, çok geçmiş olsun. Neyin var? Kaza mı yaptın gerçekten? A artı B arkadaşlar 10.000, sadece A 7.000, kredi kartına taksit var minik komisyon farklarıyla. Aynur hocam, sen o zaman bayağı çılgın falan, böyle motorcu çılgın tayfadasın. Çok güzel, çok severim ben motosikleti ama benim öyle bir cesaretim yok. Aleyna hocam, çünkü üçlü paketin ders saatiyle A artı B'nin ders saati arasında neredeyse iki kat var. A grubu sadece tek başına zaten 700 saat. Üçlü paket sizin paketiniz değil. Üçlü paket öğretmenlerin paketi. Sizinki ikili paket. A artı B. Hocam, 2025 hem GGK ve alan sınavları oturumları. Evet, olacak tabii. Hepsi ayrı ayrı satın alıyorsunuz. Yok Aleyna hocam, sizinki en kalabalık grup. Bak, sizde Aleyna hocam 500 küsür saat B grubu, 700 küsür saat A grubu var. Mesela bazı ÖABT'lerde 140 saat ÖABT'se, işte 180 saat GGK, 400-500 saat özür diliyorum, 180 saat eğitim bilimleri, 400-500 saat GGK. Yani totale baktığımda ders saatine göre bir ücretlendirme politikası var. Ve A grubu piyasada gerçekten çok pahalı. Aleyna hocam, bak, istediğin uzaktan eğitimi ara, istediğine mesaj at, istediğin bütün kurumlara git, 10.000 liraya A artı B kursu veren bizden başka bu kalitede hiçbir hizmet yok. Aynı şeyi üçlü paket için de söylüyorum arkadaşlar. Şu an ben önüme geliyor reklamlarda, sadece tek alana 10 bin liraya kayıt alan kurumlar var. 5 bine bir tane pakete. Üçlü paket 7 bin. A artı B 10 bin. Yani ücreti geçtim arkadaşlar. Bu sistem size hayallerinize ulaştırabilecek bir sistem. Yani bu kadar size bireysel olarak ele alan ve ekstra bir de dershane desteği sağlayan bir sistem zaten yok. İstediğiniz kurumu araştırabilirsiniz. Aynur hocam, cuma gününe kadar süre veririm. Çok geçmiş olsun. Acilen şifa diliyorum sana. Çok dikkat et lütfen. Seneye sınava A grubu ve öğretmenler girebilecek.
Civan Hocam. O halde arkadaşlarım, hepinizin emeklerine sağlık. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel sohbetiniz, aktif katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol öpücükler, kalpler ve sevgiler gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kayıt olursanız zaten birlikteyiz. Olmazsanız da canınız sağ olsun arkadaşlar. Tanışmış, kaynaşmış olduk. Mutlaka bir gün yine yollarımız zaten kesişir. Sistem yöneticimden son kez linki göndermesini isteyeyim. Link bayağı yukarıda kaldı. Tıklamak isteyenler en azından seminer bitmeden bu fırsatı kaçırmasınlar. Muhammed Hocam attı. İndirimden faydalanmak, kayıt olmak, bilgi almak için linke tıklayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aynur Hocam buradayım. 'Rehberlik seminerlerine katılacaksın. Aynur Hocam zaten rehberlik uzmanı benim. Benimle her öğrencinin belirli periyotlarda görüşmeleri oluyor. Bir de kayıtlı öğrencilerde totalde böyle özel seminerlerimiz oluyor. Yani senin koçun zaten yapay zeka, bireysel bir koç değil bu. Ekstra rehberlik desteğimiz var. Bahar Hocam hiç görmedim yazdıklarını. Dur ben sana şey yapayım. Geri gideyim, al şu mu? Bunun ekran görüntüsünü al hocam. Almayanlar alsın. Özür dilerim, görmedim. Bahar Hocam. Başka ekran görüntüsü almak istedim. Tamam. Başka bir de şunu da almak istersiniz. Şu da var. Sınavda kaç soru nereden geliyor? Şunu da alın arkadaşlar. Bu da işinize yarar. Tamam. O zaman hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu yıl hedeflerinize ulaştığınız yıl olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.